44 gün süren Karabağ harekatı ve sonrasında Ermenistan'ın yanında yer alarak yasadışı silah gönderen İran, bölgedeki gerginliğini sürdürürken, İran yönetiminin Rusya ile anlaşarak Azerbaycan'a karşı bu adımları attığı belirtildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Cümşüt Nuriyev, Karabağ'ın 30 yıldır yıkıldığı, İran yönetiminin bir kez buranın Müslüman toprağı olduğunu hatırlamadığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paşinyan ve Putin ile görüşmelerinin bölgedeki havayı değiştirebileceğini belirten Nuriyev, İran-Azerbaycan ilişkilerinde bazı gerilimler var. Tahran her zaman olduğu gibi Azerbaycan karşıtı politikasını sürdürüyor. Sadece Ermenistan'a yardım etmekte kalmıyor, aynı zamanda yasadışı yollardan Karabağ'da kalan Ermeni ayrılıkçılara da çeşitli yardımlar gönderiyor şu ana kadar İran'dan Bakü'nün uyarılarına yeterli bir yanıt gelmedi dedi. Askeri tatbikatların İran'a fayda sağlamayacağını aktaran uzman, Azerbaycan, İran ile ilişkilerini kötüleştirmedi. Devlet başkanı bile konuşmalarında İran'dan bahsetmedi ve bir süredir çok sayıda tırın Naçin koridorundan geçtiğini ima etti. Elbette herkes bunların İran arabaları olduğunu biliyor. Ancak İran bu tırlara karşı herhangi bir işlem yapmadı. Tahran'ın Azerbaycan'a ihaneti, Azerbaycan'ın 12 Eylül'de kafan yolunda karakol kurmasıyla ortaya çıktı. Şimdi buradaki İranlılar da endişeli. İran ne derse onu yapmaya çalışıyorlar. Te yandan Ermeniler endişeliydi. İran da bu adımları Rusya ile koordineli olarak atıyor diye konuştu. İran son 30 yıldır Azerbaycan sınırlarında eğitim vermemiştir diyen uzman bu eğitim gerekliyse neden Aslanlı Zordubat kesimi seçildi? Bu tatbikatları dağlarda yapmak isterlerse gidip Aslar'a Erdebil yönüne veya Türkiye sınırına gidebilirlerdi. Sanki, istediğimiz adımları her an atabiliriz bu güce sahibiz demek istiyorlar. Ama şimdi 21. yüzyıl olduğunu anlamıyorlar. Üstelik Tahran'ın yeterince sorun varken hem yurt içinde hem de yurt dışında Azerbaycan'a güç göstermesi gülünçtür. Le yandan 85 milyonluk bir ülke 10 milyonluk bir ülkeye güç gösteriyorsa o devletin zayıf olduğunun bir işaretidir. Ama İran bizim 10 milyon olmadığımızı, 85 milyonluk İran'da 45 milyon Azerbaycan Türkü olduğunu anlamıyor. Üstelik 100 milyon Pakistanlı var. İran çok tehlikeli olan kan gölüne doğru ilerliyor diye konuştu. Tahran'ın Azerbaycan'a hiçbir şey yapamayacağını aktaran uzman, 30 yıldır Karabağ yok ediyorlar. Buranın Müslüman bir toprak olduğunu bir kez bile hatırlamadı. Onlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Bir anda Ermenistan gibi büyük bir ekonomik kayba uğradılar ve bundan kurtulmak istiyorlar. Bunun bizim suçumuz olmadığını anlamalılar. Her tarihin kendi hükmü vardır. Azerbaycan bu konuda uzun süre sessiz kaldı, ancak bir yıl önce bir savaş başlattı ve namusunu temizledi. İran bize gücünü göstermeye, ben yine de Ermenistan'a yakıt ve diğer malları sağlayacağım, siz sessiz kalmalısınız demeye çalışıyor. Güneydeki milyonlarca yurttaşımızı susturmaya çalıştıkları gibi şimdi de bize karşı aynısını yapmak istiyorlar. Ama bir Türk uyandığında bunun çok tehlikeli olduğunu anlamıyorlar dedi. Tahran'ın insansız hava araçlarının Türk insansız hava araçlarından üstün olduğunu belirttiğini kaydeden uzman, ancak Türk insansız hava araçlarının İran-Türkiye sınırında keşif uçuşları yapıyor olması Türkiye'den bir yanıt oldu. İkinci olarak Nahçıvan'da Türk-Azerbaycan ortak tatbikatları başladı. Türkiye, Azerbaycan ile olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin sadece Ortadoğu'nun değil, İslam dünyasının da lideri olduğunu düşünürsek bu faktörü de hesaba katmak zorundalar. Türkiye Azerbaycan'a desteğini ve sevgisini gösteriyor. Nahçıvan tatbikatları aslında Tahran'ın güç as gösterisine bir tepkidir. Kars anlaşmasına göre Nahçıvan'ın güvenliğinden Türkiye sorumludur. Bence bu alıştırmalar doğrudan bir mesajdır. Türkiye burada olduğumuzu gösteriyor, Azerbaycan yalnız değil diye konuştu. Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhine her türlü ırk ayrımcılığının tasfiye edilmesine dair uluslararası sözleşmenin ihlali gerekçesiyle dava açtığını açıkladı. Birleşmiş Milletlere bağlı yargı organı Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhine ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeyi ihlalden dava açtığı ve Divan'dan geçici tedbirlere hükmedilmesini talep ettiği belirtildi. Açıklamada Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Azerbaycanlılara milliyet ve etnik köken kaynaklı ayrımcılık yaptığı iddialarına yer verildi. Ermenistan'ın doğrudan ve dolaylı olarak Azerbaycan Türklerine karşı etnik temizlik yaptığı ve devletin en üst düzeyinden itibaren ırkçı ve nefret söylemlerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan'ın iddiaları arasında Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması sürecinde Ermenistan'ın Azerbaycanlıları tekrar hedefe aldığı ve etnik nefret kaynaklı acımasız muamelede bulunduğuna yer verildi. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Azerbaycanlıların etnik temizliği ve kültürlerinin yok edilmesini amaçlayan politikalarının her türlü ırk ayrımcılığının tasfiye edilmesine dair uluslararası sözleşmenin sistematik ihlali olduğunu savunduğu ve bu kapsamda dava açtığı bilgisi paylaşıldı. Ermenistan'ı Azerbaycan vatandaşlarına karşı yaptığı ihlallere son vermesini isteyen Azerbaycan, ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve divanın acil şekilde tedbir kararlarına hükmetmesini talep etti. Divan, geçen hafta Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı aynı sözleşmenin ihlali nedeniyle dava açtığını açıklamıştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yeni projelerinden bahsederek 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. Baykar tarafından geliştirilen insansız hava sistemleri hakkında görsel bir sunum yapan Bayraktar, "Biz burada yola çıkarken Türkiye'de biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz" diyen bir anlayış mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayisini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda %85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu biz ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun dedik. İlk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan, bu var olan özgüven problemini de bir anlamda yüksek teknolojideki açmış oluruz anlayışla yola çıktık, diye konuştu. Bayraktar, geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz. Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan aynen bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması. Bu iki platform Türkiye'de bulunan TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlandığında, nasıl ki Azerbaycan tek vatan harekatında silahlı insansız hava araçlarımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde bu büyük bir paradigma dönüşümüdür diye basına yansıdıysa, bu platformlarla birlikte de muharebe sahasında büyük bir devrim olacağımızı öngörüyoruz. 2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dedi.